Kulak kepçesi derisinin fizyolojik davranışları. Sağlıklı kişinin kulak kepçesinde hücre interstisyal sıvı ve sinir terminallerinden oluşan korespondans alanında süre gelen fizyolojik olaylar, korespondans alanı dışındaki alanlardan farklı değildir. korespondans alanını oluşturan hücre kononilerinin oksijen ve karbonhidrat sarfiyatlarında veya hücre içine veya dışına doğru gerçekleşen difüzyon olaylarında çevreye göre farklılık saptanmamaktadır. Elektriksel nötrün bozulması Elektriksel nötrük iki yönde bozulmaktadır. pozitife doğru ve negatife doğru. Bozulan elektriksel nötrik ilkesi dolayısıyla korespondans alanının ilişkide bulunduğu organa gönderdiği tersine informasyonlar, olayı daha da bozmakta ve sonunda kırılması imkansız bir sirkülüs vitiosus ortaya çıkmaktadır. Bu kısır döngünün kırılamaması durumlarında hastalık kronikleşmektedir. Elektriksel nötrünün bozulduğu korespondans alanı, biraz önce de belirttiğim gibi, hücreler, hücrelerin içinde yüzdükleri interstisyal sıvı ve bu hücrelerin çevrelerinde sonlanan sinir uçlarından meydana gelmiştir. Patolojik sinyal, korespondans alanında bulunan arteriyollerde vazodilatasyon ya da vazokonstrüksiyon olmak üzere iki olay başlatmaktadır vazodilatasyon. Vazodilatasyon sonucu korespondans alanına olan kan akımı hızlanmakta ve sıvı hacmi artmaktadır. Böylece alana daha çok oksijen, protein, yağ ve şeker taşınmaktadır. Sonuçta hücre içi faaliyetleri süratlenmekte ve alanda genel bir enerji artımı ortaya çıkmaktadır. Yapılan kepçe dedeksiyonu, korespondans alanında elektriksel nötrün pozitife doğru saptığını gösterecektir. Bu durumun doğru tespitinin terapi açısından büyük önemi bulunmaktadır. Bu korespondans alanında elektriksel nötrük pozitife doğru bozulmuş. Görüldüğü gibi korespondans alanında yalnız artı yükler var. Şimdi görülen alanda ise elektriksel nötrük negatife doğru bozulmuş. Korespondans alanında negatif yükler hakim. Vazokonstrüksiyon sonucu korespondans alanına olan kan akımı yavaşlamakta ve sıvı hacmi azalmaktadır. Böylece alana daha az oksijen, protein, yağ ve şeker taşınmaktadır. Sonuçta hücre içi faaliyetleri yavaşlamakta ve alanda genel bir enerji düşüşü ortaya çıkmaktadır. Bu durumda yapılan kepçe dedeksiyonu, korespondans alanında elektriksel nötrün negatife doğru saptığını gösterir. Elektriksel nötrün bozulmasında etkili olan faktörler. Elektriksel nötrün pozitif veya negatife doğru bozulmasında etkili olan faktörleri iki başlık altında toplayabiliriz. İnterstisiyel ve intrasellüler sıvılar arasında ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler. Hücre içi enerji üretiminde ortaya çıkan fizyopatolojik değişiklikler İntersitisyel ve intraselüler sıvılar arasında ortaya çıkan fizyopatolojik değişikliklerde başlayalım. Bu iki sıvı arasında ortaya çıkan değişikliklerde her iki sıvıyı oluşturan iyon ve moleküllerin ve bunlara ait hareketlerin büyük önemi bulunmaktadır. İçinde iyon ve moleküllerin bulunduğu sıvılarda difüzyon olayı söz konusudur. Molekül ve iyonlar konsantrasyonun yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru hareket etmektedir. Vazodilatasyon durumunda ekstraselüler sıvıda artan oksijen ve glikoz konsantrasyonu bu iyon ve moleküllerin hücreye difüzyonunu arttırmaktadır. Vazokonstriksiyon durumunda ise tam tersine interstisyel sıvıda diğer molekül ve iyonların yanında oksijen ve şeker konsantrasyonunda azalmaktadır. Sonuçta bu maddelerin hücreye doğru difüzyon hızı azalmaktadır. Hücre içi enerji üretiminde ortaya çıkan fizyopatolojik değişikliklere gelince Vazodilatasyon veya vazokonstrüksiyon hücre içi enerji üretiminde fizyopatolojik değişikliklere yol açmaktadır. ATP üretimi kısıtlanmaktadır. Ya da ATP üretimi artmaktadır. Şimdi bu konuları açalım. ATP üretimi kısıtlanmaktadır. Vazokonstrüksiyon o ana kadar elektriksel nötrik ilkesini sürdüğü korespondans alanında, hücreye doğru yapılmakta olan oksijen ve glikoz difüzyonunu azaltmakta ve böylece intrasellüler ATP üretimi kısıtlanmaktadır. Ya da ATP üretimi atmaktadır. Vazodilatasyon tersine o ana kadar elektriksel nötrün sürdüğü korespondan alanında hücreye doğru yapılmakta olan oksijen ve glikoz difüzyonunu artırmakta ve böylece intrasellüler ATP üretimi artmaktadır.